Günümüzde erkeklerde sperm sayısı ve hareketleri dışında morfoloji dediğimiz spermlerin şekilleri de büyük önem taşımaktadır. Spermlerin şekillerinin yumurtanın döllenmesiyle çok yakından ilişkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçektir. Özellikle günümüzde aşılamalarda da tüp bebek uygulamalarında da Morfoloji dediğimiz sperm şekilleri ve şekil bozuklukları büyük önem taşıyor. Bu yüzden tüp bebek uygulamalarında özellikle sperm morfolojisi bozuk olan erkekler için teknoloji çok ayrıntılı ve özellikleri olan kameralı mikroskoplar geliştirmiştir. Bunlardan bir tanesi IMSI yöntemi adını taşımaktadır. IMSI yönteminde spermler laboratuvarlarda bulunan normal mikro enjeksiyonda kullanılan mikroskoplar 500 kere sperm büyütürken IMSI yönteminde 8300 kere büyütebilmektedir. Dolayısıyla spermleri en ince detaylarına kadar incelemek ve sağlıklı spermleri seçip bunları yumurtalara zerk etmek mümkün olmaktadır. Yine günümüzde yeni geliştirilmiş bir yöntem de birefringence adı verilen bir yöntemdir. Bu yöntemin özelliği de normal mikroskoplar sperm'i görürken ışığı sadece bir kez kırarken bu mikroskoplarda iki kamera kullanılmakta. Ve bu iki kamera vasıtasıyla e, sperm'ler parlamalarına göre seçilmektedirler. Yani daha parlak gözüken sperm'ler daha sağlıklı olmaktadırlar. Dolayısıyla günümüzde kullanılan fiziksel olarak sperm seçme yöntemleri IMSI ve Bifringence bugün yüksek teknoloji kullanan tüp bebek merkezlerinde yoğun olarak kullanılmakta ve hastaların gebelik oranlarını ciddi şekilde arttırmaktadırlar.